Arkadaşlar dikdörtgenle devam ediyorum. Dikdörtgen karşılıklı kenarları birbirine yine paralel ve eşit uzunluktadır. Bakın AB ve DC birbirine eşit ve paralel. CB ve AD ise yine birbirine eşit ve paralel. Tüm iç açıları 90 derece ve birbirine eşittir arkadaşlar. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Ve köşegenler birbirine ortalar yani ortadan iki eşit parçaya ayırırlar. Köşegenlerin dikdörtgen içinde oluşturdukları karşılıklı üçgenler yani gördüğümüz gibi bakın ADF ve CFB karşılıklı üçgenleri birbirine eş ve ikiz kenar üçgenlerdir arkadaşlar. Köşegenler açı ortay değildir. Dikdörtgen de tekrar ediyorum arkadaşlar. Köşegenlerimiz açı ortay değildir. Köşegenler birbirini dik kesmez arkadaşlar. Birkaç örnek verelim bununla ilgili. A, B, C, D dikdörtgenini vermiş bana. A, C köşegenini vermiş arkadaşlar. Köşegen içerisinde oluşan iki tane açımı veriyor. Ve bana x kaç derecedir diye soruyor. Bakın eğer paralellik varsa burada bir z kuralı oluştuğunu görebiliriz. Z'de neydi arkadaşlar? Kolların arasında kalan açılar birbirine eşitti. O zaman x artı 60 3x artı 20'ye eşittir diyebilirim. Peki denklemlerde yaptığımız gibi yine arkadaşlar ne yapıyorum? x'in katsayısı küçük olan büyüğün yanına gidiyor. X karşıya geçerken eksi x diye geçer. 20'yi karşıya atıyorum. Eksi 20. 60 eksi 20'den sol tarafı 40 derece. 3x eksi x'ten sağ tarafı 2x olarak elde ettim. Peki benden x'i istiyordu arkadaşlar. Ne yapıyorum? Her iki tarafı 2'ye bölerek x eşittir 20 dereceyi elde ederim. İkinci bir örneğimiz A, B, C, D yine arkadaşlar dikdörtgeni olmak üzere. Dikdörtgenin çevresi kaç santimdir diyor bakın bize. Bize E, B arasına 6 santim. A, D arasına ise 4 santim varmış. Arkadaşlar burada bize şurada D, E doğru parçasının D köşesini eş 2 tane Açıya ayırdığını görüyorum. Peki o zaman bu açıların birbirine eşit olduğunu söyleyebilir miyim? Söyleyebilirim. Ee, arkadaşlar köşemiz bizim D köşesi 90 derece olduğunu biliyorum ben dikdörtgende. O zaman xlerimiz 45 derecedir diye söyleyebiliriz. Peki ximiz 45 ise üçgenin iç açıları toplamından. 90 artı 45 ise arkadaşlar diğer açımda 45 derecedir. Ve tabanlar bu sefer ne oldu? Eşit oldu. Tabanlar eşitse arkadaşlar bu kenarlar da birbirine eşit anlamına gelir. Yani eşit kenarlarsa AD 4 cm ise AE de 4 cm'dir diyebilirim. O zaman arkadaşlar şimdi şuna bakalım. AB yani uzun kenarım 6 artı 4'ten 10 santim yapar. 10 santimde karşısı 20 santim. 4 santim kısa kenarım. Karşısı da dikdörtgenin kenarının yine 4 santimdir. Eşitlikten dolayı. O zaman 10 artı 10 artı 4 artı 4'ten toplam ABCD dikdörtgenin çevresi 28 santimdir arkadaşlar. Eşkenar dörtgen arkadaşlar. Eşkenar dörtgende ise karşılıklı kenarları paralel ve eşittir. Karşılıklı açıları birbirine eşittir. Yani D açısı ile B açısı eşit. A ile de C birbirine eşittir arkadaşlar. Köşegenler birbirini dik keser ve ortalar. Yani köşegenlerimizin arasında oluşan açı 90 derecedir. Ve köşegenler birbirine Eşit iki parçaya ayırırlar. Köşegenler geçtikleri açıların açı ortayıdır arkadaşlar. Eşkenar e, dörtgende bilmemiz gereken ve bizim için en önemli kısım ise köşegen uzunlukları birbirine eşit değildir arkadaşlar. Eşkenar dörtgenle ilgili bir örnek yapalım. Bize ABCD eşkenar dörtgen olmak üzere x kaç derecedir diye soruyor arkadaşlar. Peki biz eşkenar dörtgende karşılıklı kenarların birbirine eşit olduğunu aynı zamanda da karşılıklı açıların birbirine eşit olduğunu biliyoruz. O zaman D açısıyla B açısı birbirine eşittir ve bakın arkadaşlar şu içerideki kısımda 125 derecedir diyebilirim. Peki 125 ile x aynı doğru üzerinde oluştuğuna göre bütünler açıdır. Yani ikisinin toplamı 180 derecedir. O zaman 125 artı x 180 ise 125 karşı eksi 125 olarak geçer. x eşittir 180 eksi 125'ten 55 dereceyi elde ederim arkadaşlar. Arkadaşlar kare ile devam ediyoruz. Kare tüm kenarları Birbirine paralel ve kenar uzunlukları eşittir. Tüm iç açıları eşit ve 90 derecedir arkadaşlar. Köşegenler birbirini dik keser ve uzunlukları eşittir. Köşegenler birbirini ortalar ve açı ortaydır. Kare bir düzgün çokgendir arkadaşlar. E, buna bir örnek verelim. Bize ABC dikdörtgeni 6 eş kareden oluşmuştur. Dikdörtgenin çevresi 40 santim olduğuna göre eş karenin çevresi kaç santimdir diye bize bir soru sorulsun. Bakın ABCD dikdörtgenini vermiş. 6 tane eş kare oluşturmuş. Peki o zaman eş kare dersem arkadaşlar karelerin bütün kenarları birbirine eşitti. O zaman e, ben Şurada oluşan küçük karemin bir kenar uzunluğuna x dersem yan tarafı da x burası da x olarak o zaman büyük dikdörtgenin uzun kenarı 3x mi yapar arkadaşlar? 3x de alt tarafı 6x yaptı. Bakın kısa kenarı ise 2x sağ taraf 2x sol taraf o zaman toplam 3x 3x daha 6x 2x daha 8x, 2x de sol taraftan toplam çevresi 10x yapar. Peki 10x kaç santimdi? Soruda bana 40 santim olarak verilmiş. 10x eşittir 40 santim ise x eşittir 4 santimdir arkadaşlar. Peki benden ne istiyordu? İçeride oluşan karenin çevresini istiyordu arkadaşlar. Bir tane karenin çevresi neye eşitti? Bakın bir kenarda ben x santim dersem 4 kenarı vardır karenin 4x yapar. x'imiz 4 ise 4 kere 4 16 santim bir tane karenin çevresidir arkadaşlar. Dörtgenlerde e, alan formüllerini verelim arkadaşlar. Yamuğun alanı Yamuğun alanının formülü alt taban artı üst taban çarpı yükseklik olarak söyleyebilirim. Peki alt tabana ben B santim, üst tabana ise A santim dersem A artı B parantez içerisinde yazıyorum. Çarpı yüksekliğimi H dedim arkadaşlar. Bölü 2. Yamuğun alan formülü A artı B çarpı H bölü 2 arkadaşlar. Dikdörtgenin alanı bunu artık hepimiz biliyoruz. Kısa kenar çarpı uzun kenardı uzun kenara ben A santim, kısa kenara B santim dersem ABCD dikdörtgenimin alanı A çarpı B'ye eşittir arkadaşlar. Devam edelim. Paralel kenarın alanı. Paralelkenarın alanı neye eşitti? Taban çarpı ona inilen yüksekliğe eşitti arkadaşlar. Peki ben AB kenarına A santim dersem A kenarına inilen yüksekliğime haşa diyelim. Alanımız arkadaşlar A çarpı haşaya eşittir. Ya da bize BC kenarının uzunluğunu 5 santim şeklinde versin. Buraya inilen yüksekliği ise HB desin. Alanımızı bu kenar ve buna ait yükseklikle ilgili bulursam ne yapacağım? Kenar çarpı yükseklikten B çarpı HB'ye eşittir diyorum. Devam ediyorum. Eşkenar dörtgenin alanı Eşkenar dörtgenin alanında ise arkadaşlar kenar çarpı yükseklik yani paralel kenarla burada aynı olarak kullanıyorum. Tek farkı arkadaşlar eşkenar dörtgende ekstra olarak köşegenlerin uzunluklarının çarpımının yarısına da eşittir. Eşkenar dörtgenin iki tane alan formülü var. Bir tanesi tekrar ediyorum. Köşegenlerin uzunluklarının çarpımının yarısı ya da kenar çarpı kenara ait yükseklik arkadaşlar. Karenin alanını hep birlikte biliyoruz artık. Karenin ben bir kenarına a santim dersem alanımız neye eşitti? a çarpı a'ya ya da üslü sayılardan biz a çarpı a'nın a'nın ikinci kuvveti olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Çember ve daire konusuyla devam ediyoruz arkadaşlar sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların birleşmesiyle oluşan şekle çember denir arkadaşlar. Bu sabit noktaya çemberin merkezi denir. Merkezin çember izi üzerinde olan herhangi bir noktaya olan uzaklığına ise yarıçap denir ve küçük r ile gösterilir. Bir çemberin merkezinden geçen ve çemberi iki eş parçaya ayıran doğru parçasına çap denir ve büyük R ile gösterilir arkadaşlar. Örnek verelim. Bize bu şekilde bir çember verilmiş olsun. O bizim merkezimiz. O noktasına merkez dersem merkezimizin çemberin herhangi bir noktasına olan uzaklığına ne demiştik? Küçük R yani yarı çap demiştik arkadaşlar. Peki merkezden geçmek şartıyla çemberin üzerindeki iki noktanın birleştiği arkadaşlar doğru parçasına ise yani mavi doğru parçasına ben çap diyorum. Bu da çapımız yarı çapın iki katına eşittir arkadaşlar. Merkez açıya devam ediyorum. Çemberimizin merkez açısı yani O noktasından arkadaşlar çemberimizin her iki noktasına birleştirerek oluşturduğum doğruların arasındaki açıya merkez açı derim. Köşesi çemberin merkezinde olan açıya merkez açı denir arkadaşlar. Örneğin AOB açısı bir merkez açıdır. Merkez açının kolları arasında kalan çember parçasına Merkez açının e, Gördüğüne Yay denilir Yani bakın Kollar arasındaki kısma merkez açı diyorum Merkez açının karşısında gördüğü Şurada yelpazenin fırfırlı kısmı gibi düşünebilirsiniz AB kısmına ise arkadaşlar Yay diyorum AOB açısının gördüğü yayımız bizim B'dir. Yay sembolü arkadaşlar A ve B'nin üzerinde hafif yamuk bir daire veya parantez şeklinde gösterilir. Bir merkez açının ölçüsü ile gördüğü yayın ölçüsü eşittir. Yani arkadaşlar AOB yayının e, özür dilerim AOB açısının ölçüsü AB yayının ölçüsüne eşittir. O da alfa derece olarak düzeltirim. Not dedik arkadaşlar bu bizim için çok önemli. Bir yayın ölçüsü merkez açının kollarının uzunluğuna veya çemberin büyüklüğüne göre değişmez. Tekrar edelim. Bir yayın ölçüsü merkez açının kollarının uzunluğuna ve çemberin büyüklüğüne göre değişmez. Bakın o merkezli 3 tane çemberimiz var arkadaşlar. Diyelim ki bize burada C, D desin. CD veya şurada oluşan yayın arkadaşlar ölçüsü eee içerideki merkezde oluşan çemberde de eşittir İkinci çemberimde ve son çemberimde de arkadaşlar ölçüleri eşittir. Çünkü üçünün de merkez açısı eşit olarak gidiyor arkadaşlar. Çapın oluşturduğu açıya 180 derecedir ve doğrusaldır diyebilirim arkadaşlar. Çemberde uzunluk arkadaşlar. Çemberin çevre uzunluğunu bulmak için pi sayısı ile yarı çapının iki katı veya çapı çarpılır. Çemberin çevresinin formülü 2 pi r olarak bakın küçük r olarak verilir. Ya da çap sembolümüz neydi arkadaşlar? Büyük r idi. Pi çarpı büyük r olarak da ya da görebiliriz. Bize örneğin arkadaşlar yarı çapı 5 santim olan çemberin çevresi kaç santimdir demiş. Pi'yi bize 3 virgül 14 olarak alın demiş arkadaşlar. Peki çevre neydi? 2 pi r'ydi. Bakın yarı çap dediği için 2 pi R kullandım. 2 çarpı pi'miz 3,14 çarpı küçük r'miz neydi? 5. Çarpıyorum arkadaşlar. 5 kere 2 10. 3,14 ile 10'un çarpımı 31,4 santim arkadaşlar çevresini elde ederim. Devam edelim. AB yayının uzunluğunu bulmak için Bakın AB yayımın uzunluğu yani e, kullandığım telin miktarı da diyebilirsiniz burada. Bulabilmek için ne yapıyorum? Merkez açının arkadaşlar ölçüsünün 360 dereceye bölüyorum. Çarpı 2 pi ediyorum diyorum. Yani çemberimizin çevresinin merkez açının 360 dereceye oranına eşittir arkadaşlar. Bu formülle elde edilir. Dairenin alanında ise daire bir çember ve içinde bulunan noktalardan oluşur. Arkadaşlar, çembere örnek verirsek bisikletlerimizin ortasındaki o metal kısmı düşünebilirsiniz. Daire ise içi doludur arkadaşlar. Tepsi gibi düşünmek zorundayız. Ee, devam edelim. Dairenin alanını bulmak için pi sayısı ile dairenin yarı çapının karesi çarpılır. Yani pi çarpı küçük r'nin karesi arkadaşlar dairenin alan formülüdür. Örneğin yarı çapı 5 cm olan dairenin alanı bulunuz diyor bize. Pi'yi 3 alın demiş. Bakın formülümüz neydi alan formülümüz? Pi çarpı r kareydi. Pi'miz 3 arkadaşlar yarı çapımız 5 ise 5'in karesi çarpı 3'ten 3 çarpı 5'in karesi 25 25 ile 3'ü çarptım 75 santimetre kare arkadaşlar dairenin alanı olarak elde ederim. Son e, bilmemiz gereken özelliğimiz ise daire diliminin alanı. AOB merkez açısının oluşturduğu daire diliminin alanını bulmak için. Buna bir pasta dilimi olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. E, buradaki alanı bulmak istiyorum. Ne yapacağım yine? Çevreye benzer tarzda yapıyorum. Merkez açının 360'a oranı çarpı alan formülünü kullanıyorum bu sefer. Pi r kare diyorum arkadaşlar. Bu formülle tekrar ediyorum. Alan neydi? Dairede pi r kareydi. Çarpı dairenin merkez açısı bölü 360 arkadaşlar. Formülümüzden ben daire diliminin alanını elde ederim.